Merhabalar. Bugün hem görüntüsünü hem tadını çok sevdiğim bir mantar tarifi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 500 gram küçücük mantarlarımdan var. Hatta sanırım kamerada biraz büyük çıkıyorlar. O en minik tip olan mantarlardan alıyorum. Hatta onu görünce hemen aklıma bu tarif geliyor. Bugün de öyle oldu. Yapıp paylaşmak istedim. Onun dışında bir tane soğanım var. İnce ince doğradım. Burada siz kendinize ya da o anda evde hangi yeşillik varsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Çok az maydanoz, dereotu, taze kekik, bir tane kocaman bir yaprak nane, birazcık da fesleğen yaprağı var. Böyle yeşillikleri, otları katmayı çok seviyorum. Hepsini ince ince kıyacağım o yüzden. Onun dışında bir iri diş sarımsağı ezdim, onu koydum. Rendele edebilirsiniz. Birazcık zeytinyağı, bolca da tereyağı kullanacağım. Çok basit ve çok güzel görünen bir tarif. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber ekleyeceğim. Zaten yeterince aromam var. Hemen başlayalım o zaman. Zeytinyağını ve tereyağını geniş bir tavaya ekledim. Tereyağım güzelce eridi. Şimdi soğanları ekleyeceğim. Soğanları şöyle bir kavurdum. Hemen üstüne mantarlar geliyor. İlk etapta soğanlarla mantarları güzelce bir karıştırdım kavururken. Zira tereyağı ve zeytinyağı mantarlara da iyice bulaşmalı, iyice karışmalı. Ardından çok fazla rahatsız etmeden arada bir karıştırarak şurada gördüğünüz altın rengini almaya başlayacak. Onu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş o bahsettiğim altın rengini almaya, iyice kavrulmaya, hafif karamelize olmaya başladılar. Şimdi yine kontrollü şekilde, dikkatli şekilde yüksek ateşte pişirmeye devam ediyorum. Artık bu noktada ezdiğim veya rendelediğim sarımsağımı ekleyeceğim. Ardından da tüm o yeşilliklerimi ince ince kıydım, onları ekliyorum. Altını kapatmadan biraz önce tuzunu ve taze çekilmiş karabiberini ekleyeceğim ve birazcık dinlenmeye bırakacağım. Ve karşınızda kelimenin tam anlamıyla nar gibi kızarmış olan, tereyağında, sarımsakta, aromatik otlarda pişmiş olan mantarlarım hazır. Biraz böyle taze kekik koydum yanına birkaç dal, öyle servis ettim. Dilerim dener, beğenir, bana da fotoğraflarını gönderirsiniz. Çok basit, malzemeler de çok basit ama tadı gerçekten başka bir şey oluyor. En başta söylediğim gibi görüntüsü de ayrıca hoşuma gidiyor. Ilık olarak yerseniz de bir meze şeklinde servis edebilirsiniz. O halini de çok seviyorum. Şimdiden afiyet olsun diyeyim. Görüşmek üzere.